Selamünaleyküm. Sivi Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlerle terbiyeli bir çorba yapacağız. İçerisinde yeşil mercimeğin, nohutun, eriştenin bulunduğu, ana yemek gerektirmeyen bir çorba çeşidi. Ben bu çorbayı çok sık tüketirim. Çok lezzetli ve doyurucu oluyor. Bu çorbayı yaptığım zaman yanına bol yeşillikli bir salata yaptığınızda gerçekten yanına ana yemek gerektirmeyen bir çorba çeşidi. Ben böyle yeşil mercimeklerimi 1 kilo alırım, nohutumu 1 kilo alırım. 1 su bardağı ölçerek buzdolabı poşetlerine doldurup kaldırıyorum. Kurtarıcı bir menünüzde olmuş oluyor. Salatalarıma, çorbalarıma, pilavlarıma dolaptan çıkartıp pratik bir şekilde nohutumu, yeşil mercimeğimi değerlendiriyorum. Hemen yapımına başlayalım. Yeşil mercimekle nohutu haşladığımız için önceden bunları haşlamaya gerek yok. Eriştemizi haşlayacağız. Ben bir tenceremin içerisine 2 litre kadar suyumu ilave ettim. 1 su bardağı eriştemi ilave ediyorum. Öncelikle eriştemizi haşlıyoruz. Haşlamış olduğum nohutla yeşil mercimeğimi eriştemiz piştikten sonra içerisine ilave edeceğiz. Eriştelerimizi haşlamaya bırakalım. Eriştelerimiz haşlandı. Eriştelerimiz yumuşadığında diğer malzemelerimizi ilave edebiliriz. İçerisine haşlamış olduğumuz 1 su bardağı nohutumuzu ilave edelim. Haşlamış olduğumuz 2 su bardağı yeşil mercimeğimizi ilave edelim. Çorbamızı bu şekilde 5 dakika kaynatmamız yeterli olacaktır. Çorbamızın malzemeleri pişerken biz de o arada terbiyesini hazırlayalım. Bir kasemizin içerisine 2 su bardağı yoğurdumuzu ilave edelim. İçerisine 1 adet yumurta sarımızı ilave edelim. Yoğurdumuzda yumurtamızı iyice çırpalım. İçerisine 2 yemek kaşığı unumuzu ilave edelim. Ve unumuzu yoğurdumuza iyice yedirelim. Terbiyemiz hazır. Çorbamız 5 dakikadır kaynıyor. Bu kadar yeterli olacaktır. Çorbamızı terbiye ile buluşturalım. Çok önemli püf noktası, yoğurtlu çorbalarınızda kesime yaşamak istemiyorsanız eğer, böyle çorbanız fokurdarken, kaynarken kesinlikle terbiyenizi ilave etmeyin. Mutlaka kesilecektir. Ben yıllardır bu şekilde yapıyorum. Ocağımın altını kapatıyorum. Terbiyesiyle bu şekilde buluşturuyorum. Çorbamızın altını kapatalım. Bir elimizle çırpıcıyla karıştırıp diğer elimizle çorbamızın suyundan terbiyemizin içerisine ilave edelim. Hızlı bir şekilde bir elimizle çorbamızın suyundan ilave edelim terbiyemizin içerisine. Bir elimizle de terbiyemizi karıştıralım. 2-3 kepçe kadar koyduktan sonra bu kadar yeterli olacaktır. Terbiyemiz de ılındı. Ve artık tenceremizin içerisine yavaş yavaş ilave edelim. Bir elimize ilave edelim. Diğer elimizle de çırpıcıyla karıştıralım. Ki kesinlikle topaklanma yaşamayalım diye. Ve çorbamızı tekrar ocağımıza alalım. Çorbamızı ocağımıza aldık ve başından ayrılmadan çırpıcıyla karıştırarak bu şekilde çorbamızı karıştıralım. Çorbamız kaynadı, başından ayrılmadık kesinlikle. Kaynadıktan sonra artık karıştırmayı bırakabiliriz. Çorbamızı 5 dakika kaynatmaya bırakacağız. O arada tereyağı ile nanemizi yakıp geleceğiz çorbamızın üzerine ilave etmek için. Cezvemin içerisine 1 yemek kaşığı dolusu tereyağımı ilave ettim. 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımı ilave ediyorum. Ve bir tatlı kaşığı nane kullanacağım. Diğer ocağımın gözünde tereyağında nanemi yakıp geliyorum. Tereyağında nanemizi de yaktık. İçerisine son olarak yoğurt çorbalarımızda önemli püf noktası, kesinlikle önceden tuzunu koymayın. Artık kapatmayı yakın. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. Önceden koyarsanız yoğurt çorbalarınızda kesilme yaşarsınız. Ve son olarak da tereyağında karartmış olduğumuz nanemizi üzerine ilave ediyoruz. Harika, nefis bir çorba yaptık. 5 dakikadır da kaynıyor. Fazla kaynatmaya gerek yok. Yeterli olacaktır bu kadar. Çok lezzetli, doyurucu, vitamin dolu bir çorbamız oldu. Çorbamız hazır. Artık ocağımızın altını kapatabiliriz. Çorbamız hazır. Şöyle kasemize çorbamızdan ilave edelim. Siz de benim gibi eğer yeşil mercimeğinizi, nohutunuzu haşlayıp derin dondurucunuza kaldırırsanız pratik bir şekilde çorbalarınızda, salatalarınızda kullanabilirsiniz. Harika, lezzetli, doyurucu bir çorba yaptık. Aynı malzemeleri kullanarak çorbamı salçalı yapıyorum. Onun lezzeti de ayrı bir güzel oluyor. Böyle terbiyeli yaptığınız zaman daha bir farklı lezzetli oluyor. Şöyle üzerinden son olarak da nanesini şöyle gezdirelim. Çok güzel, harika. Harika, lezzetli, doyurucu bir çorba yaptık. Ana yemek gerektirmeyen bir çorba çeşidi yaptık. Çok nefis, lezzetli oluyor. Aynı malzemeleri kullanarak salçalısını da yapıyorum. O da ayrı bir lezzetli oluyor. Bazen böyle terbiyelisini yapıyorum. Bazen salçalısını yapıyorum. Size de tavsiye ederim. Mercimeklerimi, nohutumu haşladığım için dolabından çıkardığım zaman çok pratik bir şekilde çorba çeşidimi de hazırlamış oluyorum. Siz de böyle derin dondurucunuza bence yeşil mercimeklerinizi haşlayıp doldurun. Nohutlarınızı haşlayıp doldurun. Böyle pratik bir şekilde çorbalarınızda, salatalarınızda, pilavlarınızda
kullanabilirsiniz. İnşallah tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek olursanız sevinirim. Yeni tariflerle görüşmek umuduyla hoşça kalın. Allah'a emanet olun.